Alo. Ha, Kinya sen misin? Ya neredesin oğlum, niye aramıyorsun ya? Ha? Tabii ya, insan bir arayıp sormaz mı? Bak abla da merak ediyor. Tabii ya. Ha, bana bak, nereden arıyorsun öyle ya? Sesin çok yankılı geliyor, ekolu. Nereden arıyorsun? Ne? Hamamdan mı? Ulan oğlum, insan eniştesini hamamdan arar mı be? Ne biçim bir adamsın sen ya? Yok ya. Oo, cep telefonu aldın demek. Hadi bakalım, hadi bakalım. İşler iyi demek ha. İyi, iyi. Yok be oğlum be, yok be. Enişten devlet memuru maaşıyla cep telefonu nereden alacak ha? Nereden alacak? Tabii ya. Tamam, gelin bekliyoruz. Ha, hadi bekletme, abla merak ediyor zaten. Hadi. Ulan cep telefonu senin neyine be? Ha? Daha düne kadar cebindeki delikler yüzünden bozuk para taşıyamıyordun lan cebinde. Bu cep telefonu iyi deneyim ya, moda oldu ha. Herkesin sıfır derinde. Gel! Komiserim, yine Gülazer. Faysal evladım, çocuğum. Öyle yırtık ozon tabakasından fırlar gibi gene Gülazer demeyeceksin. Önce ben sana Faysal oğlum gene mi Gülazer diye soracağım. Sen de evet komiserim gene Gülazer şeklinde şey yapacaksın. Anlaşıldı mı? Evet komiserim. Ha. Yine Gülazer. Hmm. Evet, gelelim sana. Gel bakayım şöyle, gel. Geç. Bana bak kızım. Sen hiç uslanmayacak mısın ha? Uslanmayacak mısın? Vallahi ben bir şey yapmadım komiserim efendim. Ne bu senin Faysal'ın tuttu beni kolumdan sürükleye sürükleye buraya getirdi. Bak ben ona dedim, beni buraya boşu boşuna getirme dedim. Sonra komiserim o kirpiklim sana kızar dedim ama dinletemedim ki. Nerede? NATO kafa, NATO laminat. Komiserim, bu hanımefendiyi sokakta efendim cep telefonuyla konuşurken yakaladım. Yok ya. Evet komiserim. Vay canına. Demek sokakta cep telefonuyla konuşuyordun ha? Konuşurum konuşurum. Ne var bunda komiserim? Telekomünikasyonum. Vatandaşın telefonla konuşması suç mudur? Beni vatandaş yerine mi koymasınız? Yoksa ne bu aleti telefon yerine mi koymasınız? Git git sus bakayım. Dur dur. Nereyle kiminle konuşuyordun onu söyle. Çabuk çabuk. Kimle konuşacağım? Evle konuşurdum. Komiserim iki antenim. Dedim ki büyük kızıma şöyle akşama salçalı bir makarnacık yap dedim. Tam diyecektim ki yoğurt almayı da unutma. Diyemeden getirdim buraya beni. Komiserim, yani şimdi Gülazer'in cep telefonu nereden olacak? Mutlaka bir kişiden özelleştirmiştir. Tabii Faysal ya, tabii ya. Ulan biz koskoca devlet memuru bile cep telefonu alamıyoruz da. Bu kadın nerede bulacak da alacak cep telefonunu be? He? Aman yani niye bunda şaşırırsınız be komiserim, şaşkınız mı? Benim büyük enişte Antalya'nın zenginlerindendir. Ha. Sağ olsunlar, her sene gider 2-3 ay kalırız. Ha. Bir iş için buraya gelmiş. Dedi ki alın şu telefoncu böyle kenarcığında köşeciğinde biraz kullanın dedi. Mevzu bundan ibarettir. Yani senin değil demek öyle mi? Hayır benim de. Aslına bakarsan eniştemin benim de burası biraz karışık. Ben bunu düşünemedim komiserim. Ya Faysalcığım eğer sen bunu düşünebilecek olsaydın o zaman burada bana ne ihtiyaç vardı ha? Doğru, ben bunu da düşünemedim komiserim. Zaten düşüncesizin biridir be komiserim. Yani bırakın da gideyim, boşu boşuna getirdi beni buraya. Telefonla daha yoğurt ısmarlayacağım, çocuklarım şoparlarım aç evde otururlar. Verin gideyim daha. İyi tamam tamam birazcık tamam. Al, al da git bakalım evine hadi. Ama bana bak, öyle görgüsüzler gibi orada burada zırt pırt çıkarıp da telefon etme tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam tamam. İyi hadi bakalım hadi. Telefon. Telefon çalıyor. Şey... bilmem nerede çalar ben burada. Ne burada çalmaz bak. E, telefon çalıyor. E, ne bileyim ben nerede bana çalar. Bana bak Faysal. Efendim komiserim. Ara bakayım şunu. Ara. Üstüne ara bak yok. Aa buradan geliyor komiserim. Burada çalıyor komiserim. Aa. Burada çalar. Oh oh maşallah hanımefendiciğim maşallah. Enişteniz bütün telefonları size bıraktı galiba. Yok öyle değil mi komiserim, dedektifim Sherlock Holmes'um. Eşin aslı astarı başkadır. Hadi bakalım. Şimdi görelim bakalım. Şimdi ne yalan söyleyecek? He. Ne yalan be Faysal'ım zevzeyim. Ben bunları satarım. Tabii satarsın. Satarsın da meselenin esası nereden buldun acaba? He? Öyle değil mi komiserim sim kartım. Ben bunların ticaretini yaparım. Bayiliğini aldım. Ticaretini yaparım, namusumla paramı kazanırım.
Küpücüklerimi atarım. Dur bakayım, dur. Dur, rahat dur. Kıpırışma, kıpırışma. Bana bak, bu sefer bizi fıkha bastıramazsın. Anlaşıldı mı? Bir kere bayi dediğinin önce evvela bir şeyi olur, dükkanı olur. Öyle değil mi? Dükkanda bir şeyi, yazar kasası olur. Sonra efendime söyleyeyim, duvarında bir... Vergi levası olur. Levası olur. Bilmem neyi filan olur. Yani bayi dediğine sokak sokak gezer mi? He? Tabii gezer be komiserim, konuşma üzülüm. Ben TESA'nın gezici bayiyim. Gezici bayi mi? Gezici bayi mi? Tabii canım. Milli piyangocuları sokakta biletçik satar diye hiç tutukladınız mı bugüne kadar? Sorarım size. Ya. Hay Allah. Alo. TESA'nın gezici bayi. He. Yanlış numara kardeşim, yanlış numara. Yanlış dedik ya be. Burası orası değil. Değil dedim. Ben de daimi iyi mi bileceğim burasının neresi olduğunu? Haydi, ikile, üçle, ilerle. Nasıl ilerleyeceğini ben mi söyleteceğim sana? Önce gaza basacaksın, ayağını yavaşça debriyajdan çekeceksin, olup bitecek. Yani bazılarına laf anlatmak böyle çok zor olur be komiserim. Gene bayiliği ararlar. Tebe Sayın abone. Bu bir bank kaydıdır. Aradığınız numara kaplama alanı dışındadır. Şu anda bu numaraya ulaşılamamaktadır. Lütfen en aşağı yarım saat sonra arayınız. Şimdi vitese takınız, ikileyiniz. Yahu ne diyorsun Gülazar sen ha? Bana bak, yine bir numara çeviriyorsun gibi geliyor bana. Tabii numaraları buradandır. Çok zevkli bir alettir bu komiserim be. İsterseniz size de birer tane satayım. Aynı zamanda çok gerekli bir alettir. Mesela bak komiserim, dağın başında operasyondasın. Gece bir olay çıktı. Ne telefon var ne faks. Açarsın yengeciğime bir telefon, merak etmesin seni. İster telefon aç, ister faks çek. Yok ya, faks da mı çekiyor? Çeker tabii be komiserim. Aa, sazan balığı. Şu küçücük alet. Sen onun boyuna bakma, onun boyu küçük ama yaptığı işler çok büyük. Devede de boy var ama eşek çekiyor icabında. Ya vay anasını be. Bana bak Faysal, ne dersin, alsak mı birer tane ha? Vallahi komiserim, yani bize de yakışır ha. Değil mi, yakışır değil mi? Ama Faysal be, oğlum bizim aile bütçemiz de kaldırmaz mı bunu, nasıl alırız ya? Düşündüğün şeye bak be komiserim, kaplama alalım. Gülazer size bunları öyle elverişli bir fiyatla satacak ki çocuklarınızda bile mal alacaksınız birer tane. He, söz. Ne demek istiyorsun sen? Rüşvet mi teklif ediyorsun yani ha? Ben bak bugüne kadar birçok halt yedim evet yemesini ama çok şükür yani rüşvet yemedim, haram yemedim. Çok şükür. Tabii komiserim Engin Civan'ım, benim söylediğimden rüşvetin ne alakası var? Ben bunları size ayda 1 milyon taksitle vereceğim. Bunda ne kötülük var? Parayla verirsen o zaman bir kötülük yok tabii. Ayda 1 milyon. Evet. Yani ayda 1 milyon öderiz komiserim. Öderiz tabii. Öderiz. Bak bravo yani Gülazer. Sen de sonunda yani bir baltaya sap oldun. Yani seni tebrik ederim yani vallahi. Teşekkür ederim komiserim, balta sapım. Ben şu iri olanı alayım Gülazer. Oh. Ne yapıyorsun sen Faysal ya? Lan karakolumuzun bir hiyerarşik şeyi var, düzeni yapısı var, sen onu mu bozacaksın yani? Ulan büyük olan, makbul olan, iyi olandır demek. Yani önce komiser seçer, öyle değil mi? Ben şunu seçiyorum mesela. Ama ya komiserim, onlar da çok küçük komiserim. Oğlum küçük işte idare edeceksin ya. Oğlum Faysal'cığım yani 1 milyon lira kim cep telefonu alıyor? Nankörlük et de sen de ya. Tamam değil mi benim gözümün nurları? tamam, al bir tane de sen. Artık ben ödemeleri alayım. Gideyim artık. Daha uğrayacağım yerler vardır. Al bakalım. Bereketini görün. Size iyi günler. Düşük faturalar. Al. Tüh be. Faysal. Ya bu telefonların ne zaman görüşmeye açılacağını sormayı unuttum. Vallahi doğru be komiserim. Bak hemen görüşmeye açılmış, görüyor musun? Aa, çalıyor komiserim. Ya hadi aç bakayım aç. Ya ama ben numaramı kimseye vermedim ki. Olsun aç. Alo. Kimle görüşüyorum? Vali yardımcısı mı? Ben polis memuru Faysal efendim. Anlamadım efendim. Sizin telefonunuz bende ne mi arıyor? Ama efendim ben bu telefonu yeni aldım.
Yani benim numaram sizde ne arıyor? Bir adres değişikliği filandır herhalde efendim. Doğru. Tabii cep telefonunun adresi olmaz. O zaman bu sizin telefonunuz. Efendim. Herhalde şaka yapmışımdır efendim. Tabii. Teşekkür ediyorsunuz. Gerek yok efendim, rica ederim. Ben size telefonunuzu evinize kadar getiririm efendim. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Faysal. Vali yardımcısı seni niye arıyor ya? Benim, dalga mı geçiyorsun yoksa? Arkadaşım olur. Ne? Ne diyorsun komiserim sen? Bu telefon... Vali yardımcısının... Yani... Vali yardımcısı. Komiserim, vali yardımcısı aradı mı? Aradı, şimdi aradı. Birazdan belediye başkanı da arayabilir. Allah Allah. Alo, buyurun başkanım. Komiserim, elçiye zeval olmazım. Söyle belediye başkanına, bir daha caminin önünde ayakkabısının içine telefonunu koymasın. Haydi eyvallah. Yok, yok, yok. Ne amortu var ne de başka bir şey. Of, of. Zaten şansım olsaydı anından kız doğardım be. Ya insan bazen kuşkuya düşüyor yani. Yoksa ben piyango bileti alıyorum diye tren biletimi alıyorum acaba ha? Halbuki o kadar da kuşlar kafama pislemişlerdi. Bu kuşlara da güven kalmadı artık. Bir daha valla kuş değil, at bile kafama pislese bile de almayacağım. Sus bakayım, sus! Bana bak Faysal, ne biçim konuşuyorsun sen ha? Ne biçim konuşuyorsun? Sus! Faysal evladım, sen galiba olağanüstü hal bölgeni özledin. Sen kapsın bakayım lan, ne biçim konuşuyorsun ha? Ya komiserim sen niye her şeyi üstüne alıyorsun ya, ben bununla konuşuyorum. Bebek! Kim bu ya? Kim oluyor bu? Suçu ne bunu bakayım? Suçu komiserim, onu annesine sormak lazım. Ne, sen bunu karakolun kapısından mı buldun yoksa Faysal? Hayır, ben de ordum. Tabii ki karakolun kapısında buldum. Ya evladım, sen yerde bulduğun her şeyi alıp niye karakola getiriyorsun ya? Ne sahibi çıkarsa bunun? Ya ne bileyim komiserim, kadıncağızın biri bırakmış kapıya gitmiş. Vır vır ağlıyordu, ben de aldım geldim. Ya Allah Allah, yani bir bebeğimiz eksikti ha? Ya anlamıyorum bir türlü. Bu bebekleri niye gelip karakolun kapısında bırakırlar bunları ya? Biz bebek uzmanı mıyız burada yoksa şeyimiz mi var yani böyle süt dolu memelerimiz mi var bizim yani? Aman komiserim şimdi Allah için. Çocuğa bir baksana vallahi bakma. Ne kadar şirin değil mi? Komiserim bunun adını Şirin koyalım. Ya saçmalama şimdi Faysal. Yani bir kere Şirin kız ismi. Bunun kız mı oğlan mı olduğunu bilmiyoruz ki biz. Ya. Vallahi erkek çocuğuna benziyor komiserim. O zaman müsaade ederseniz ben buna rahmetli dedemin adını koyayım. Neden Faysal, senin dedeni bebekken karakolun kapısına mı bırakmışlardı? Yok hayır. O zaman bunun adı Müstecep olsun. Ne? Yani çocuğun adı Müstecep olsun. Ay ne salak bir isim Faysal yani. Allah komiserim ya. Yani sen de ya babamın adını öyle salak malak diyorsun. Ayıp oluyor lan. Yok öyle demek istemedim Faysal yani ben ne bileyim. Ya tamam sen şimdi bak kendi çocuğun olduğu zaman istediğin ismi koyarsın. Ama bu çocuğun bu şu andaki problemi isimsizlik değil. Anladın mı sen? Ama huysuzlanıyor baksanıza komiserim ya. Ya huysuzlanır tabii. Faysal tutmasını bilmiyorsun ki sen böyle şey gibi tutuyorsun. Ver bana bak. Ver. Biliyor musunuz tutmasını? Tabii ya. Gel öyle bak. Bak sizi çok iyi tuttu ya. Sen çok iyi tuttun Allah'cığım. Bak hiç huysuz değil. Bak sen haline bak. Ya bak gidiyor bak. Etti. Ben de tutmasını bilmiyorum ama ne yapalım bu kadar ancak çapamın. Dur oğlum. Yani komiserim size bir şey söyleyeyim. Şu karakolda bir kadın olsa ya hiçbir sorunumuz olmayacak. Vallahi öyle olur. Vallahi Gülazer'e bile razıyım ya. Ne? Bana bak Faysal. Senin yani şu çocuk kadar bile aklın yok biliyor musun? Gülazer ha. Ay. Komiserim, Faysal'ım ne yaparsınız burada yoksa benim boş vakitlerinizde ek iş olarak çocuk bakmaya karar verdim. Ha, buyur buradan ya. Yani bana bak, bu kadın ne kadar suçluysa sen de o kadar şom ağzısın Faysal yani bunu kabul et. Ay, bak komiserim,
kreş müdürüm. Çocuk sokağına. Bak sesi, araba sesinden bile şey gelir, sesin gelir. Yok ya, iyi ki söyledin. Sen söylemeseydin hiç farkında olmayacaktık biz yani. Ya kadar onun kadar ağlar. Niye? Bunun bir derdi derdi mi var acaba? Ya bravo. Bravo sana. Kaysal'ın dandiri dandiri dastada bu çocuk açtır ona ağlar. Açtıklar ağlar. Yoksa memleketin halinde ağlayacak hali yok. Şimdi doğru söylüyor Fatih. Bak şimdi kadın burada haklı. Ya haklıdan ben de bir gene bir alayım herhalde. Bak ne diyeceğim? Sen git bir şişe süt al gel. Üç tane de lahmacun kapıya bakarsın. Bana bak Gülazer. Sütü anladık da lahmacun ne oluyor ya? Bebek lahmacun yer mi? O yemesi ben yemiyorum komiserim. Bak bu sesim. Bana bak Faysal. Sen git yalnız bir şişe süt al gel, tamam mı? O kadar. Ha? Başına komiserim. Komiserim vereceklerim sana. Ya abi. Hadi. Ve şu çocuğu bana ver. Komiserim bozuk bir şeyim. Ver. Gel, gel bana. Aman da gel, gel. Aman da yesin annesi. Aman da yesin teyzesi. Aman da kenar aman bezi. Hatta nidas. Tane. Ya Gülazer, çocuğu sen kucağına aldıktan sonra sakinleşti biliyor musun? Anladı benden bir zarar gelmeyeceğini, değil mi? Sütü götürdüm komiserim. Abi Faysal'ım, yalancı benim. Biz bu sütü bu çocuğa nasıl içireceğiz? Hadi bakalım ver cevabını şimdi. Bu sütü nasıl içireceğiz çocuğa? Bu sütü nasıl içireceğiz çocuğa? Abi Faysal'ım, Tarkan'ım. Seni kurtlar mı büyüttü bilmesin. Bu sütü buna içirmek için bir de biberon gerekir değil mi? Tabii ya, biberonsuz içebilir mi sütü çocuk? Tabii biberon lazım komiserim. O zaman biberon almak lazım. Tabii adı fıra gibi biberon al da gel hadi. Bas be komiserim. Ya yani bu bizim Faysal da bir tuhaf oldu. İnsan süt alır da biberonunu almaz mı değil mi? Ne yapacak, insanlık hali işte. Ya ya. Aman da çirkinim benim. Puh maşallah. Gülazer ya, bu yavruya bir de isim bulmamız lazım. Biz düşündük esasında ama valla kız mı oğlan mı bilemediğimiz için şey yapamadık. Abi bu erkektir be komiserim, ultrasonum. Hadi oradan, ama nereden biliyorsun, daha kontrol bile etmedi ya. Dedim ya az önce, ben de bir yerde danay, anayım diye. Bilirim böyle şeydir, değil mi? Değil mi? Ya Gülazer be, madem öyle sen bunun kimin çocuğu olduğunu da bilirsin ha. Hadi söyleyiver de gidip ailesine verelim bu yavruyu. Tamam da bilmem mi? Bilirim ama her şey söylenmez değil mi? Vakti var, zamanı var. Değil mi? Aman da piç kurusun benim. Aman pek güzel. İşte komiserim, biberonu aldım ben. İyi. Al benim Faysal'ım, olimpiyat halkam. Ne çabuk da gidip geldin be. Kuşarak gittim geldim. Aferin sana. Aferin, aferin. Komiserim, şu çocuğu tutasın, ben kağıdını hazırlayayım birazcık. Ver, 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 gör bakayım, gör bakayım. O bucu da bucu bucu. Hanım işte benim oğlumun, benim çocuğumun. Gülazer teyzesi. Ona mamaları hazırlayacakmış. Hazırlar. Bucu 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 yiyecekmiş. Bucu bucu bucu. Aaa, bir dakika komiserim. Ne var be? Çocuk galiba üstünüzde çişinizi yok. Çişe yapmıyor. Ay ay Allah, ne yaptın üstüme? Herhalde bir oğlum be. Tut şunu, tut şunu. Bir dakika komiserim, bitirsin de öyle alayım. Oğlum tut şunu diyorum be. Berbat ettin üstümü be. Ya bütün kuşlar ve bebeler şeyini yapmak için beni mi buluyor be? Mukabil işlerde şansın müthiş açık yani Faysal'a. Ama ne yapsın bir lambacık çocuk? Acetini gidip tuvalete mi yapacak komiserim, klozetim? Başka bir şey lazım mı bu çocuğa? Sen hemen kap git buna bir tane bir paket çocuk bezi al. Faysal'ım petekli doku. Çocuk bezi mi? Tabii ya, anlamadın mı Faysal'cığım ya? Bir tane en kalınından ve çiş geçirmeyenden. Çocuk bir zala geldi. Evet, 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 evet. Çocuğu ne götürsün be, git seni buraya. Hadi git. Hoppa. Abi bu çocuğun uykusu gelmiş mi? Abi uyusun uyusun, aman. Uyusun da biraz kafamızı dinleyelim ya. İyi demeyin. O zaman al bakalım komiserim. Mustafa gece yatmazım. Gülazer Hanım uyuyacaktı bu ama. Uyutmazsan tabii ki uyumaz çocuk. Dizini alıp sallayacaksın ki uyusun, değil mi? Oo, iyi be! Vallahi iyi yere dükkanı açtık. Gülazer bak, ben diyorum ki bu işleri sen benden iyi bildiğine göre sen uyutuverseydin şunu ha canım. Vallahi benim ayağımda mayasız vardı benim, tamam. Ama bak merak etme, ben sana tarif ederim. La bak gel şuraya. Gel 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 gel. Ha dur, gözlüğümü ezme. Gel şuraya, geç geç geç. Geç şöyle otur bakayım. La buraya da ayağını uzat 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 uzat. Ya bir şey yok mu hiç şöyle? Al. Popomun altındaki yastığı alayım. Na şöyle şuraya koy. Uzat çocuğu bakayım şuraya başını. Geç geç geç. Tut, geç. Tut şöyle. Dur dur dur. Ey Allah. Şöyle. Hadi bakalım salla. Ay çok yakıştım ablayım. Gülme be şomba.
İnşallah senin kapının önüne böyle bir düzüne bebek bırakırlar da o zaman görürüm ben seni. Böyle gülüyor musun? Yok ona gülmem be. Enneni söylemesin ona gülerim. Nini söylemeden çocuk uyudurur mu hiç? Uyumaz değil mi? Uyumaz tabii. Ya. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Kovbostancı dolayı. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin iyi misiniz? Siz yüz oyuna duyunca boğazıyorlar sonra sizi. Yok bir şey, yoksun can. Sen kendi işine bak. Hadi, hadi yürü. Hadi. Kovbostancı. Evet, sesim pek iyi değil galiba ama. İstersen niye ben devam edeyim komiserim? Çekil artık. İyi hadi, devam et. Öt bakalım, öt hadi. Ne. Abi bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5 lira. Yani vallahi pes. Ya bu çocuğun ruhunda şoparlık var ha. Hemen sakinleşti lan. Abi ben kimleri uyutmuşumdur be komiserim, unutkanım. Ben hapşırığım da bir de uyuturum bunu. Tamam gel hadi. Em kaynasın. Ön oynasın. Bezleri aldım geldim. Yalnız kız ve erkek çocukları için hikaye bir bez vardı. Pembe ve mavi. Ben şimdi çocuğun cinsiyetini bilmediğim için ikisinden de birer tane aldım geldim. Nasıl? İyi ettim değil mi? İyi aldın sen. Faysal. Bravo. Ne yaptım ki yani? Bir pembe, bir mavi bez aldım geldim. Bir var. Tam uyuyacak bu çocuk uyandırdınız be. Evet tabii ya. Uyandırdın. Hemen madem bir çocuğu uyandırdın. Şimdi altını değiştir bakalım hadi. Tamam korkuyorum. Altından değiştirir de. Pembe bez mi kullanacağız, mavi bez mi? Şimdi pembe bezi çocuğun altına bağla. Maviyi de kendi ağzına bağla ki bir daha çocuğu uyandıramayan. Kimse uyutamaz bunu. Kaç kuzu çocuğu var. Valla haklısın. Abi bu çocuğu beni. Hadi. Böyle komiklikleri yapacağınıza çocuğa bir oyuncak alın da oynasın. Tabii ya Faysal doğru söylüyor Gülaz'a. Git bir oyuncak al da gel. Belki daha çabuk uyur çocuk ya. Dur. Bir dakika baksana. Ne var ne? Bende para kalmadı. Para ver de oyuncak alayım. Tamam canım vereyim. Peki nasıl bir oyuncak alacağım komiserim? Canım ucuzundan bir tane al işte hadi. Ucuzundan mı? Aman siz karar verene kadar çocuk burada çatlayacak. Yalnız biri oyuncak canım. Tamam birazlar tamam. Hadi Faysal hadi yürü. Baş üstüne komiserim hadi. Ne tatlı be. Demir gidelim. Demir benim yan bezim. Demir. Bak sakinleşti. Yani neredeyse uyuyacak ha. Sakinleşti yavrum benim. Ya şu kadarcık bebeği nasıl gelip de karakol kapılarında bırakıyorlar? Ne vicdansız insanlar var şu dünyada yahu. Vardır belki de bir sebebi be komiserim Ulusu Kent benim. Ne? Ya belki annesi o kadar da vicdansız değildir de çocuğu iyiliği için öyle yapmıştır değil mi? Ya neyse ne canım. Yani Gülazer var ya iyi ki sen geldin ha. Yoksa biz bir başımızda bu çocukla ne yapardık ya? Moku yerdiniz vallahi. Yerdik vallahi. Sen neye gelmiştin buraya bak ya? Komiserim, oyuncak alman pahalıymış. En ucuz şunu buldum, aldım geldim. Ha bakayım, ha hiç merak etme, bir şey yapma. Bu da iyidir, idare eder Faysal'ın uzun mesafe atletim. Bana bak biraz er, demin de sordum cevap vermedin. Sen karakola niye gelmiştin ha? Ben çocuğumu almaya geldim. Ne? Bu çocuk benimdir be. Ben şu karşıdaki bakkala gidecektim. Çok yoruldum. Çocuğu kapının önüne bıraktım. Baktım ki Faysal'ın buraya kapıp gelmiş çocuğu. Ben ne bileyim, ben de onu almaya geldim yani. Bu çocuk senin mi? Benimdir ya. Ulan senin de niye şimdiye kadar söylemedin? Söyletmediniz ki. Çocuğa o kadar güzel bakardınız ki. Vallahi ananızı babası zannettim. ver bakayım şu çocuğu bana. Benim tabii ya. Dur bir dakika. Ver komiserim. Ver bakayım siz gibi. Ya komiserim, ben şimdi yani bir şeyi anlayamadım. Bu çocuk Gülazer'in çocuğu mu? Evet Faysal. Ula Gülazer'in çocuğunu bulup alıp karakola getirdim Faysal. Ama komiserim ben çocuğa sordum, bana hiçbir şey söylemedi. Bana bak Faysal, bana gerizekalı muamelesi yapma tamam mı? Çocuğun konuşamadığını ben de biliyorum Faysal. Ulan ben Gülazer şimdi seni... Taşmış. Nasıl bildin komiserim? Ben şimdi seni ne yapayım Faysal ha? Sen beni evlat edin komiserim, çok güvenliğini söylüyorsun. Ne o komiserim? Tarafsalı mı bakıyorsun yoksa İskambil falan? Haa,
Bravo Faysal. Vallahi bildin ve polis balosu davetiyelerinden tam 10 tane kazandın. Bunları satmakla yükümlüsün, tamam mı? Yine o davetiyelerden mi bıraktın? Aa bravo lan, bunu da bildin. Evet, yine o davetiyelerden. Yapma. 5 tane daha kazandın. Komiserim yapma Allah aşkına, ayağının demir pençesini öpeyim. Niye? Biz bu davetiyelerden geçen sene 10 tane satmak için mahallenin yarısını gözaltına aldık. Vallahi bu sene satamayız zaten. Niye? İnsanların mali durumu arızalı, bozuk. Kaç para davetiyeler? Kaç para, tahmin et bakalım kaç para. 10 lira falan mı? Çüş, 10 lira var da antikacıya satalım. 10 lira kaldı mı oğlum? Tahmin et bakayım, tahmin et. Yok ya, tahmin edeyim de 10 tane daha davetiye yardım edin. Yok, 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 vermeyeceğim valla ya. Söyle bakalım, bak, kaç lira, tahmin et bakayım. 250 bin. Yok, çık, çık, çık. 300. Çık oğlum, çık. 350. Çık. Ya fazla çıkamam komiserim, ben yükseklik korkusu var, düşerim, düşerim. 1 milyon da olacak değil. Ha, ya bak bildim, tam 1 milyon lira işte. Ve 5 tane diye daha kazandım. Ya yapma komiserim Allah aşkına. Dur, tamam Faysal, şaka yaptım ya. Ya komiserim bu nedir ya? Bizim karakolun kapısına bırakılan çocuk gibi her sene davetiye mi bırakıyorlar? Bırakıyorlar tabii ya. Bu sene kaç tane bırakmışlar? 25 tane. Hem satmak için fazla zamanımız da yok ya. Polis balosuna 2 gün kaldı. Şunu şurasında. Çekil gitti. İzban tutup koruyayım. Ben ikinci adresimi ezbere bilirim be. Şşş günahsız. Bana bak, kır o kapıyı, kır. Kır da ben sana yenisini yaptırtayım, görürsün o zaman, görürsün. Abi komiserim Miraklı Melatip. Yere düşen cüzdanın sahibisine vermek suç mudur? Aldım cüzdanı, baktım içinde kaç para vardır diye. Tam o sırada namus sincanıp incanıp tuttu, beni zorla buraya getirdi. Yok ya, Allah Allah, sen bize iyice baksana. Özellikle şu komiserime bir baksana. Avanak mı zannediyorsun sen bize? Yolda cüzdan bulmuş da sahibine verecekmiş de içindeki paraları sayıyormuş. Bak sen şimdi, bak. Madem paraları sahibine vereceksin, niye sayıyorsun? Nezleden mısın sen? Abi Faysal'ım ahtapotum. Cüzdanın içi senin kafan gibi boşsa ben ne yapayım? Ne olmuş boşsa yani? E boşsa ne yapacağım biliyor musun? Evet. Alacağı cüzdanı kimseye çaktırmadan atacaksın. Vermeyeceksin sahibisine. Niye vermeyeceksin? E o zaman adam gelip der ki cüzdanımın içinde para vardı, sen çaldın. Aa, bak şimdi bu doğru. Komiserim doğru söylüyor. Aa, ama baba bu devirde hiç cüzdan bulmak kolay mıdır? Ne başkalası bir iştir bilmez misiniz? Hadi hadi. Paraya bak. Sen laf kalabalığına getirip yırtmak istiyorsun. Ben anlamıyorum ya sanki. Faysal. Buyurun komiserim. Ben bunun muamelesini tamamlayıp içeri atmak için işlemleri yapayım. Sen de bu davetiyeleri git sat bakayım. Komiserim mi komiserim? Hadi onlar ne davetiyesidir? Komiserim sindirenden. Sana ne? Ne yapacaksın? Abi komiserim Alişenim. Belki veririm bir fikir, yaparsa de çağırışım diye söylerim. Yahu bunlar bizim geleneksel polis balosu davetiyeleri. Anladın mı? Tanesi 1 milyon lira. 25 tane bıraktılar. Hepsini satmak zorundayız. Ne yapacağız bilmiyorum. Abi dert ettiğin şeye bak be komiserim Kerem Akım. Ne var ki bu kadarcık ışığı satmakta? Senin için kolay tabii. Nasıl olsa satacak olan biziz. E abi verirsin bana, satayım hepsini komiserim. Biletlerden sorumlu devlet bakalım. Ya Gülazer, akıl var, mantık var, sosyoloji var. Senin gibi suç dosyası bu kadar kabarık birisine bunlar teslim edilir mi ha? Bunların tanesi 1 milyon lira. 25 tanesi ne eder sana? 25 milyon. Ya? Abi komiserim Japon yapıştırıcım. Sen benim yerimi, yurdumu, yedi ciddimi, hatta ciğerimi bilirsin be. Anında enseme yapışırsın. Benim sana yamuk yapma şansım var mı? E bu 25 tane bileti satıp balo gecesi asılatı sana teslim etmezsem muhabbet hapsetik beni. E vallahi doğru şimdi. Doğru söylüyor komiser. Peki Gülazer, senin çıkarın ne bu işte? Ha? Ama ne çıkarım olacak? Buradan çekip giderim, olur biter. Zaten suçsuz yere geldim ben buraya. Devletin güvenlik birimlerini boşuna meşgul etmeyeyim. Ya ne bileyim yani Gülazer'im hırsızım. Ne diyorum ben ya? Hadi be, ne boşuna düşünürsünüz be. Satacağım biletlerinizi dedim. İsterseniz senet getirin, imzalayayım. Olsun bitsin. Peki Gülazer, tamam. Bunları sana veriyorum. Ama bir yamuk yaparsan karışmam bak. Canını okurum senin. Baloya 2 gün var. Balo gecesi bunların parasını bir tamam gibi para teslim etmezsen karışmam bak. Tamam komiserim, paranı yakın. Paraları cebinde mi? 50 çay, 50 şeker tırmala beni, kaşı beni, bayıra kaşı yatır beni, tırmala beni. Komiserim inşallah yanlış bir şey yapmıyoruz. Bilemiyorum Faysal, yani ben de doğru mu yaptık yanlış mı bilmiyorum ama biz bu davetiyeleri satamazdık zaten biliyor musun? Bizim mahallede sabancılar oturmuyor ki. Zengin mi var komiserim? Tabii ya, biraz da nasıl satarsa satsın artık, ne yapalım? Sizden, sen ne bekliyorsun? İşin gücün yok mu senin oğlum? Yok komiserim. Git tut kendini öyleyse iş, hadi. Boş ver komiserim. 18, 19, 23, 24, 25.
biletlerin hepsini okuttum komiserim İldonum. Yani Gülazer, inan bu kadarını beklemiyorduk ya. Ya Allah aşkına söylesene, nasıl sattın o kadar bileti ha? O da artık meslek sırrıdır. Hay Allah. Sen bilmesin benim çevrem ne kadar geniştir. Evet. Her meslekten, herkesten ahbabım vardır komiserim. Ya. Sırdaş hep hesabım. Hadi ben giderim, bana müsaade. Ne demek müsaade sizin Gülazer Hanım? Yani vallahi bak bunu saymayız. Gene bek, burası sizin yani. Gene gelirim, merak etme. Haydi. Güle güle, güle güle. Getirdim komiserim. Ne oldu komiserim? Ne olacak be? Paralar eksik çıktı. Yanlış saymışsındır. Ne yanlış sayması be? Komiserim Şevala, bana da yazıktır, günahtır. Taşı kuşa atan sapandır. Saymadık mı gözünün önünde 25 milyonu? Tamam saydın ama sen gide git de, ben de saydım. 10 milyon eksik çıktı be. 25'e kadar saymasını bilmesin tabii. Açıklama gel. Gelin. Ne olsun Cak, kim bunlar? Aa, bunları polis balosunda yakalamışlar komiserim. Öyle mi? Evet. Ne yapmışlar peki? Aa, bilmiyorum komiserim. Aa, emniyet amirimiz de burada komiserim. Bunları bizzat o getirdi. Abi, deme ya. Açın bakayım, açın. İyi geceler. İyi geceler Sayın Amirim. Sayın Amirim. Bu çapulcuları getirdim sana. Ne yapmışlar acaba efendim? Polis balomuza sızıp vali beyin, sayın bakanımızın ve birçok üst düzey bürokratın cüzdanını araklamışlar. Hmm. Hiç merak etmeyin Sayın Amirim, gereği yerine getirilecektir efendim. Sorma kaybolmasın efendim. Acaba nasıl girmişler baloya? Henüz saptanamayan bir kaynaktan davetiye olarak girmişler. O davetiyeleri bunlara satanı bir elime geçirirsen. Aman sayın amirim, çok acımasız davranmayın. Çünkü kim bilir, belki de çok kötü niyetli birisi değildir efendim. Kötü niyetli değilse bile ahmağın önde gideni. Sayın amirim, bence ahmaktan da öte. Kes lan sesini salak! Kısma çocuğa! Doğru söylüyor. Başüstüne sayın amirim. Ben gidiyorum. Evet. Sen gerekeni yap. Hiç merak etmeyin efendim. İyi geceler amirim. İyi geceler sayın amirim. Güle güle sayın amirim. Ulan Gülazer, ulan Gülazer! Nasıl sattın ulan o biletleri bu serserilere, soygunculara ha? Adam başı 5 milyonu garanti ettim. Bayıla bayıla aldılar. Yaktın ulan beni, yaktın. Gülazer, ben artık mahvolmuş bir adamım. Hiçbir şeycik olmadı be. Ben o davetiyelerin senin numaralarını kazıttım. Yapma ya. Niye yaptın bu iyiliği acaba? Ben deli miyim be komiserim? Ya seni buradan alıp sürerlerse ben ne yapacağım o zaman? İnsan bindiği dalı keser mi hiç komiserim? Nasrettin hocam.